Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size sıralı böyle çıtı bıtığı bir modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi en küçük boy serum halkaları ile oluşuyor. Üzerine de papatyalarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Modelimiz tığ battısıyla beraber gidiyor. Eğer siz tığ battısıyla beraber götüremiyorsanız tığ battısı yapılmış model üzerinde de yapabilirsiniz. 3 tane tığ battı ile başlarken bu şekilde başlıyoruz. Arasına 5 tane tığ battı yapıyoruz. Ben daha önceki tığ battısını yapmışım arkadaşlar aynı yeni başlar gibi iki tane zincir çekiyorum az biraz mesafe verip tığ battımı yapıyorum İki zincir iki zincirimin uzanabileceği bir mesafeyi arkadaşlar bakın şöyle göz kararı giriyorum ve bu şekilde kapatıyorum şimdi arkadaşlar eğer tek renk yapacaksanız mesela bunları beyazdan yapı, yaparsanız üzerine koyu renk kahverengi mor yaparsanız alt kısmını beyazdan yapacağınız zaman beyazın ipi ince olduğu için 3 zincir çekebilirsiniz bu tığ battıya renkli ipler her zaman beyaza göre biraz daha bir tık daha kalın oluyor arkadaşlar tığ battımın 5 tane yapıyoruz arkadaşlar 2 zincirimi çektim Yine aynı şekilde şöyle bir iki zincir mesafesini verip tığ battımı yaptım. 5 tane tığ battığımız olunca üzerine bir zincir çekiyorum. Serum halkamızı alıyoruz arkadaşlar. En küçük boy serum halkamızı bu bir zincirimin üzerine tutturuyorum. Sık iğne ile bu şekilde. Buraya altı tane sık iğne yapacağız. Serum halkamızın içine arkadaşlar. Bir, 2 3 4 5 ve 6 6 tane serum halkamız olunca 7 sık iğne yapınca yani serum halkamız 6 sık iğne yaptık 7 tane zincir çekiyoruz 7 zincirim yine halkama kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar bu şekilde buraya 7 zincirli yuva yapmış olduk. Aynı işlemi bu tarafına da arkadaşlar sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğneyi doldurduk. Bu açıklığı da arkadaşlar buraya bir zincir çekmiştik o bir zincirimizi bir sık iğne yaparak kapattık bu şekilde şimdi iki tane zincir çekiyorum buraya yine aynı şekilde arkadaşlar tığ battı yapacağız iki zincir mesafesinden şöyle tülbentimizden bir ara veriyoruz buraya kapattık birinci tığ battımız iki zincir ara veriyoruz Kapattık buraya. İki zincir. Üçüncü tığ battığımız için arkadaşlar. Kapatıyoruz. İki zincir. Dördüncü. İki zincir. Bu şekilde arkadaşlar tığ battılar yapıyoruz. Yine beş tane buraya tığ battığımızı hazırladık. Bir tane zincir çekiyorum. Yine arkadaşlar en küçük boy serum halkamı aldım bir zincirimin üzerine sık iğne ile tutturdum bu birinci sık iğne İkinci sık iğne üçüncü dördüncü beşinci ve altıncı altıncı sık iğnemi de bu şekilde yaptım 7 zincir Yedi zincirimi yuva olarak serum halkasına kapatıyorum. Bu şekilde yuvamız hazır. Yine arkadaşlar buraya altı tane sık iğne yapıyoruz. Karşılıklı olarak yuvaların kenarında 6 tane sık iğnemiz olacak. Bu üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Sonra arkadaşlar bu çektiğimiz bir zincirle bakın buradaki bir zincirin arasına da bir tane sık iğne yapıyorum. Kapattım bu şekilde. İki tane zincir çektim. Buradaki hemen tığ battığımıza kapattım. İki zincir yuvada kapattım. İki zincir yuvada kapatıyorum. Yine buraya 5 tane ara veriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra demin yaptığımız iki tane serim halkaması işlemini buraya da uyguluyoruz. Bu şekilde. 2 4 oldu arkadaşlar. Şu dibiyle beraber 5 olacak. 4 oldu. Tekrar iki zincir yuvada iki zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi umarım anlaşıldı. Zaten kolay anlaşılır bir model. Hemen burada zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar iki tanesini sizler için denedim. Bu şekilde. İlk başlarken de üçüncü tığ battıdan sık iğne ile batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Üçüncü tığ battının içinde sık iğne Aynı şekilde arkadaşlar. Kenarlarında ikişer tane tığ battı kalıyor. Ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. Serum halkamızın üzerine yaptığımız bu 7 zincirin arkadaşlar içine sık iğne ile bu 6 zincirimi geçiş köprüsü olarak yaptım. Şimdi arkadaşlar Şekilde Buraya 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 2 defa tığın başını doladım Yuvaya girdim 2 2 2 alarak 3 seferde Aldığım bir trabzan yaptım Zincirimle beraber 2 tane trabzanım oldu 2 defa tığın başını doladım Yine aynı şekilde 2 2 2 alarak Buraya trabzan yaptım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 2 olarak 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 ve 4 Yuvada kapattım bu şekilde. Papatyamızın yaprağının biri hazır. 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 olarak aldım 3 4 1 2 3 4 zincir yuvada kapatıyorum ikinci papatyamın yaprağı da bu şekilde hazır arkadaşlar 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 2 tane trabzan yaptım 2 defa doladım 2 2 2 tekrar 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar 4 trabzanım olunca 4 zincir çekiyorum yuvada bu şekilde kapatıyorum 5. trabzan olarak ve papatyamın yaprakları hazır 6 tane zincir çekiyorum 1 2 4 5 6 6 zincirimi bu 3. tığ battığımın için arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde buraya geçiş köprüsü olarak yaptım 6 zincir tam iyi arkadaşlar. Bu ipinizin tabii ki de kalınlık, incelik kısmına göre değişecektir. Bu şekilde. Siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. İpiniz kalındır. 5 ile inebilirsiniz. İpiniz incedir. 7 ile inebilirsiniz. Onu ölçerek kendiniz ayarlayabilirsiniz de arkadaşlar. Ve altı. Yine aynı şekilde serum halkasının içindeki arkadaşlar bu 7 zincirli yuvanın içine 6 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde. Şöyle köşeye çekelim arkadaşlar. Rahat bir şekilde papatyalarımız içine sığsın. 4 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 3 yuvaya girip 2 2 2 4 yine 4 zincir kapattım arkadaşlar 5. trabzan olarak yaprağımın birisi hazır 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 bu şekilde 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 3 2 2 4 4 zincir 1 2 3 4 zincir yuvada kapattım ikinci yaprağım 2 i̇ki, 3 4 zincir 4 zincirle kapatıp 4 zincirle başlıyoruz 2 defa tığımın başını doladım yuvaya girdim 2 2 2 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 alarak trabzan yapıyorum 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 bu şekilde 4 tane trabzan yaptım ve arkadaşlar 4 tane de zincir çekiyorum ve yuvada kapattım bu şekilde 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim hemen arkadaşlar buradaki 5 tane tığ battının tam ortasındaki bu üçüncü tığ battıya 6 zincirimi kapattım bu şekilde köprü olarak tekrar 6 zincir çekiyorum 6 zincirimi bu serum halkamın içindeki 7 zincirin içine kapatıp Buraya yine aynı şekilde diğer iki papatyalarda yaptığımız gibi arkadaşlar papatya yapacağız. 4 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 3. 2 2 2 4. 1 2 3 4 zincir. Yuvada kapattım arkadaşlar. Beşinci zincirim olarak bu şekilde. Şey beşinci trabzanım olarak. Tekrar dört zincir. İki defa doluyorum yuvada. 2 iki, iki, iki. İki defa doluyorum arkadaşlar. Yuvaya girdim. İki, iki, iki üç seferde. Artık sona doğru anlaşıldığı için arkadaşlar biraz hızlı yapmakta bir mahsur görmüyorum. Bu şekilde ikinci papatyam da hazır. Ve dört zincir. iki defa doluyorum. Yuvaya girdim. İki, iki, iki. Bu şekilde arkadaşlar trabzan yapıyoruz. İki, iki, iki. İki defa doluyorum. Yuvaya girdim. İki, iki, iki. Dört tane buraya trabzan yaptım. İki, üç, 4 zincir yuvada kapattım arkadaşlar bu şekilde 5. trabzan olarak yine 6 zincir ve ortadaki 1 2 3. tığ battımın içine arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum bir zincirimi de çektim ipimi koparıyorum işlemimiz bitmiştir arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çatı bir model oldu. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Dediğim gibi koyu renkli yazmalara beyaz kısmını serum kısmını beyazla ve renkli kısmını da mesela bu kiremit rengi ise kiremit rengi yapacaksanız papatyalarını kiremit rengiyle veya mor renkle hangi renkle yapacaksanız arkadaşlar alta beyaz eğer beyazsa yemeniniz üstte beyaz gelecek. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.